Bundan sonra şey var hocam. Başladı. Vacip var. Sünnet var. Edep var. Vacibe girelim hocam. Tamam. Aynı bölüm oldu. Vacip bu ha. Namazın vacipleri, vacibi nedir? Kıraat-ı Fatiha. Birincisi Fatiha'yı kıraat etmek, Fatiha'yı okumak. Evet. Daha ve dammu suretin ve bir sure katmak. Bir sure katmak veya işte o sure veya da kıraat ne kadar olacak? Bunların teferruatına gelecek. Onun için buraya burada girmeyelim buraya. Zamm-ı sure bütün şeylerde, rekatlarda vacip midir? Yoksa 3-4'lerde sünnet midir? 3 ve 4'te şey değil. Sünnet, sünnet değil. Şey değil, vacip değil. İkilerde. İkilerde. Ve tayinul kıraatin, kıraatı tayin etmek. Fil uleyeyni, nerede fil uleyeyni? İlk iki rekatta kıraatı tayin etmek. Daha ve riayetü tertibi, tertibe riayet etmek. Nerede fi fiilin mükerrerin, mükerrer olan fiilde, ki bu secdedir, mükerrer olan fiilden kasıtta secdedir. Bunu, bundan tertibe riayet etmek. Bakayım ne demiş aşağıda, 11 numara almış. Ve riayetü tertib fi fiilin mükerrerin, fi kulli rakatin kessucud demiş, secde gibi. Ev fi kulli salatin ke adedi rakaat, rakaat, rekaati demiş. Hatta lev nesiye secdeden secdeten minel ula, hatta demiş bir ilk secdeyi demiş terk etse demiş. Unutsa minel ula, o ilk şeyden secdeyi unutsa. Ve kadaha ahire salati, ve namazın ahirinde de kaza etse caize caiz demiş. Var mı bu sizde? Var mı? Yok. Şey hocam, bir de bu zam-ı sure, evet, zam-ı sure ile bir kısa bir açıklama yapsanız. Yani Fatiha'nın okunması arkasında zam-ı surenin okunması. Zam-ı sure ne demek? Dam-ı sure ne demek? Bam kelimesi katmak demek. Bam yolun mu? Bam ben. Bam ne kattı? Bam mı? Daha nedir bu namazın vacipleri? Bam-ı suretin bir sure katmak. Bu sure ihlas olabilir. Ama tabii sure peki değil de ben ayet katsam olmaz mı? Olur. Peki kaç ayet olacak? Bunun uzunluğu da şey ne? Bu geleceği için şey yapmıyorum. Ya onlar gelecek yani, ne kadar edinası ne kadardır, yani ne kadar okunursa caiz olur yani, diyelim ki sümme nazar desem bu bir ayettir, bu gelecek diyorsun. Yani gelecek, tamam. Mesela caiz midir değil mi? Tamam. Onlar gelecek, onun için girmedi oraya. Bu konuda Şia şey diyor, mutlaka tam bir sure olması lazım diyor. Bunların şartlarını hocam. Daha nedir hocam? Vacipleri ve tadil ve erken. Tadili erken, erkana evet, riayet etmek. Teskin, yani teskin ve havar, cevarihi, firruku'i ve sucudi hatta tatmahina mefasi luha. Ve ednahu miktar tesbihin mecma demiş. Yani bir Subhanallah diyecek kadar, böyle rükudan doğrulduğumuz zaman da Subhanallah diyecek kadar beklemek, en ednası buymuş. Tadili erkenin beklenmesi vacipmiş. Yani rekatlar arasında. Tabii. Rükunlar arasında. Allahu ekber dedi. Subhanallah diyecek kadar. Semiallahu lümen hamide. Bu iki rükun oluyor. Bunlar Subhanallah diyecek kadar duracak. Bir durma. Şimdi şöyle yapıyor mesela. Öyle bile yapmıyor hocam. Adam şöyle yapıyor. Rükü ya, rükü ya. Rüküden şöyle. Şöyle kalkarken şöyle rüküde ya. Rüküden böyle kalkarken ayaklarını da kırıyor böyle gidiyor. Gördünüz mü? Çok şükür. Ben bunu gördüm. Yani şöyle gidiyor. Peki ne oldu? Namaz... Yani altta eğiyor, hiç ya. Eğerken yani böyle dikleşiyor ama kalkmadan dikleşiyor. Hop gidiyor. Tabii. Peki namaz? Tadil erken olmuyor. Siz de batır. Siz de batır. Vacip. Üç mezhepte gidiyor değil mi? İmam Ebu Yusuf'a göre farz olduğu için İmam Ebu Yusuf'a göre de gidiyor. İnde Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf'a göre ve İnde Ebu Yusuf huve fardun. Huve bu tadil erken fardun fazdır. Muhammed Yusuf'a göre de gidiyor. Evet. Daha nedir vacip? Vel kuudun evvelü, birinci oturuş. Daha ve teşehhudani ve iki teşehhud. İki oturuş. Hani, İkinci oturuş. Ve teşehhudani iki teşehhud. Yani oturduğunuz zaman da teşehhud miktarı duruyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra dördüncü rekatta tekrar teşehhud miktarı duruyorsunuz. İki teşehhud. Daha ve lafzu selam ve selam lafza. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Demek bu da vaciptir. 13. Sizde var mı onun teferruatı altta? Bende var.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله الترمذي. الترمذي رواية etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem sağından hem de solundan ne yaparmış? Selam vermiş. Hem de nasıl? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diye selam vermiş. Var mı sizce? Var. Tamam. Selam verdiğinde kalbinde niyet çıkma olması gerekiyor diye okudum ben de. Ben niyetinde namazdan çıkıyorum manasına var. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Dünyaya geliyorsun hocam işte. Dünyaya merhaba gibi bir şey oluyor. Başka yerdeydim. Tekrar döndüm. Bir de şey var. Mesela işte sağdaki mahluklara da selam vermek gibi. O da gelecek. Söyleyecek. Söyleyeceğim onlara. Ve kunutul vitri vitrin kunutu da nedir? Vaciptir. Vitrin kunutu Allahümme inna nesta'inuke Allahümme iyyâke na'budu. Bizde bu. Sizde daha farklı. Bunun hakkında da yine altta kayıt var. Bilmiyorum sizde var mı? Fakat minel kâretine emmâ kıraatü dua Allahümme inna nesta'inuke limen yahfazuha fehye sünnetün icma. Bunu ezberleyen kişi için icma ile sünnettir. Ve men la yahfazuha yakul Rabbena âtina fid dünya hasenah ve fil ahirete hasenah ve qina azâbından. Bunu söyler. Ev veya yakul der ya Rab selâsene. Üç kere ya Rab, ya Rab, ya Rab der. Eğer kunut dualarını bilmiyorsa bizim mezhebimize göre üç kere ya Rab, ya Rab, ya Rab der. Veya Rabbena atina yukur. Tamam mı? Tamamdır. Daha nedir vacip? Ve tekbiratul ideyni bayram tekbiratı, tekbirleri de vaciptir. Daha da cehru, aşikâle okumak, sesli okumak, başkasını duyacağı şekilde okumak vaciptir. Ne de fi mahalli yerinde. O zaman bunun yeri ne oluyor? Sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bir de cuma namazı. Bir de bayram namazı da oluyor. Daha böyle ısrarı gizli okumak da vacip. Nerede? Fî mahallihi yerinde. Gizli okumak nerede gizli okuyoruz? Sünnet namazlarında gizli okuyoruz. İşte şeyde gizli okuyoruz. Yok, sünnetleri aşikar okuyabiliriz. Şeyde, öğle namazında ve ikindi namazında şey okuyoruz. Gizli okuyoruz. Yani kendi duyacağımız kısık bir sesle okuyoruz. Tamam. Tamam. Zaten burada demiş. Kâle Zühri rahimahullah teala senne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yechara bil kıraati fil fecri fil rakateyni. Ve fil uleyni minel magrib vel işai ve yesirru fîmâ adâzâ. Bunlar hocam yani cehri ve hafî olmasının herhangi bir sebebi var. Yani öyle de ikindi de. Şöyle bir şey demiştim. Yani Mekke döneminde gündüzleri hani eziyet olmasın diye. Hani sesle okunduğunu duydukları vakitte eziyet olmasın diye deniyor. Yani ama birini de veya ben bir şey kalmayınca, bu tehlike kalmayınca. İşte o öyle bir şey olarak kaldı deniyor. Peki diyelim. Bunu ben nerede okudum? Allah alem muhtemelen Siyer'de okudum zannediyorum yıllar evvel. Siyer'de okudum şeyi, hatırladığım şeyi söylüyorum. O tehlikeye kaldı ama o adet şey olarak kaldı. Alamet gibi kaldı yani. Ama cehri okuması hafi olan yerlerde vacibe muhalefet oluyor o zaman. Tabii vacibe muhalefet olduğu için sevsesi gerekiyor. Bunların vacip olduğuna dair deliller yine şeyden olacak. Efendimizin şeyi, uygulaması ve hadisi okuduğumuz hadisler. Niye sünnet demedik de onlara vacip dedik? Şimdi de sünnet var diyecek. Bunlara niye vacip dedik? Bunlara niye vacip dedik? Çünkü Efendimiz hep böyle yapmış. Sünnet mevkide olabilirdi mesela. Biz zaten sünnetin bir şeye göre, bilmiyorum bu size göre vacip bir şey yok. Vacip farz dedi. Yani bunlar da zanni... Size göre bu saydıklarımız sünnetin mevkide oluyor. Evet, evet. Yani bunlara zanni delilleri o zaman olması gerekiyor ayet-i kerimelerle, biliyor musun? Niyet yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanefi fıkıh farklı hocam. Hanefi fıkıh, Hanefi usulü fıkıh farklı olduğu için Efendimizin buna devam etmiş olması, mesela kurban... İbadetlerde mi? Kurban kesiminde de mesela. Yani kurban kesiminde de böyle tehditvari ifadeler olduğu için ben har o ayrı yani o ayrı kelimedeki zanlı o kasi değil o ben har. Peki hocam ibadetlerde yani konuyu anlamak için soruyorum da ibadetlerde Efendimiz'in daim olduğu şeyler vacip hükmünde mi oluyor? Yok. Yani şeyde fıkhın başında okumuştuk. Mavaz-ı Aleyhin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçmişti. Sünnetin müekkededen bahsederken
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Tamam. Bazen arasında terk ettiği şeyler. Ama şeyde vaciplikle baktığımızda zannı bir delil olması gerekti söylüyor. Şimdi Efendimiz devam etmiş mesela. Hani bıraktığı bilinmiyor. Terk ettiği bilinmiyor. Terk ettiği bilinmeyecek. Müekkede deriz. Ama işte o usul şeyde. Yani ve terke ahyanen. Ve terke terk etti ahyanen. Bazı zamanlarda da terk etmiş mesela. Hiç terk etmediği zaman vacip oluyor. Öyle denmez yani. Hiç terk etmediği zaman da vacip oluyor denmez de. O zaman usule girmemiz lazım. Yani Hanefi usulüne göre aslında Hanefi usulünde vacip olması var. Yani aslında diğer mezheplerin biz sünnet-i müekkede dediğinde vacip diyoruz. Ha, bu da imam bizim imamlarımız arasında. Hani Hanefi imamlarımız arasında yani birisinin vacip dediğine diğeri yine sünnet-i müekkede diyebiliyor. Bizim mezhebimizde de şey yani. İhtilaflı. Evet. Size vacip yok. Diğer mezheplerin hiçbirinde yok daha doğrusu. Bizde müekked var, gayrimüekked var. Müekked, gayrimüekked, farz. Değil mi? Var. Ve sünnet-i ha, namazın sünneti nedir? Raf'ul yedeyni, elleri kaldırmaktır. Niçin bir tahiyyeti? İftitah tekbiri için. Daha, ve neşru esabi'ihi, parmaklarını açmasıdır. Hani böyle açmak değil tabii. Normal, şöyle açık bırakmasın. Yani şöyle kapatmak değil. Olduğu gibi. Kapatmaması yani, olduğu gibi bırakmasın, açmasın. Daha da cehrul imam, bir tekbiri, imamın tekbiri, aşikar olarak Allah'u ekber demesi. Daha da sena'u ve sübhaneke yapmak, sena, dua, sübhaneke yapmak okuması nedir? Sünnettir. Buradaki tabii ki senadan kasıt bize göre sübhaneke'dir. Evet. Daha ve ta'vudu ve e'udu çekmesi sünnettir. Daha ve tesmir, besmele, bu da sünnettir. Daha ve te'minu ve amin demesi de sünnettir. Sırran gizli olarak. Bu amin sizde aşikar olarak. Okay. Besmele ve eûzu farz mı sizde? Yok. Sünnet. Sünnet ama besmele farz değil mi? Besmele farz sizde. Çünkü Hanefi mezhebine göre, Şafilere göre bildiğim kadarıyla şey oluyor, ayet oluyor. Yedi ayet olması lazım. Evet. Sırran'dan kasıt hocam şöyle mi? Tabii. Kendi duyacağımız. Sırran dendiği zaman da kendi duyacağımız şeyler. Daha nedir sünnetleri ve vad'u yeminihi sağ eline vad etmesi koyması ne üzerine ala yesarihi sol eli üzerine tahte sürretihi göbeğinin altında. Evet. Göbeğinin altında. Göbeğinin altında. Yani sağ elini sol eline koyması. Göbeğin altı bu mudur hocam? Alt. Göbeğin altı işte göbek. Şu göbek. Göbek deliği değil yani. Yok değil. Ha, göbek şurası işte. Şurası. Tamam. Yani yok burası şey hocam mide burası. Tamam, göbek değil hocam, çok göbek, aşağıda. Şu şeyin, göbek deliğinin olduğu yer göbektir. Zaten oraya mı? Tam onun şeyin altına bağlıyoruz. Altına bağladın mı? Çok enteresan. Bağlasana. Yok hocam, tam altına, tamam. Tabii hocam, işte. Altına bağladın hocam, baksana düştü buraya. Yani. Biraz daha ileride. Düştü, çapraz yapıyor hocam. Bağlanması önemli hocam. Hayır. Böyle bağlanmıyor ki. Neymiş? Şöyle yapman gerekiyor. Hocam bak şöyle. Hocam işte. Bağlanıyor. Hocam onun elleri kısa hocam, bana bak. Bana bak hocam. Bak, bana bak. Adamın Gıyasettin hocam elleri kız hocam bana bak. Adamın diyelim göbeği var. Bak göbek altına bak, gitmez hocam. Hocam şey göbek deliği burada benim. Tamam. Yani şu açık göstereyim yani. Burada bak alta bağlamışım. Hocam ne kadar zorlanıyor, ne kadar kasıyor kendini. Şey bağlamak için. Ya sen de zorluyorsun adamı ya. Ya yani böyle bağlasın olmaz mı? Kaşıyor abi ya. Yani tamam. Yani illa göbeğinin altında. Hanefi mezhebine göre böyle hocam. Tahta sureti. Hanefi mezhebine göre böyle. Tescil böyle. Daha ve tekbiru ruku'i, ruku tekbiri. Daha ve tesbihuhu, tesbihi, ruku tesbihi. Selâfen üç kere. Ve raf, bunlar bir sünnettir. Ve rafu, kalkmak minhu, o rükudan kalkmak da sünnettir. Ve ahzu, ha bak ne oldu hocam? Sünnet, rükudan kalkmak. Adam Allah-u Ekber, Semih Allah'ın hamd ederken böyle rükudan kalkmadan şöyle ayaklarına gidiyor ya, o zaman bu adamın namazı oluyor. Hayır. Sünnettir dedi. Hayır, iki, ama tadil erkanda iki rekat arasında... Orada tadil erkanda vacip tekmiş olur, seyircez yapmış olur. Tamam, üç mezhebe göre olmuyor. Evet. Bizde oluyor. Hanefi mezhebini kurtarıyor. Ve ahzu rukbeteyhi. Ve iki dizini tutması neyle? Bir yedeyhi, iki eliyle iki dizini tutması. Ama Ebu Yusuf'a göre de olmuyor hocam. Ona göre farz çünkü. Tefricu esabi'ihi ve parmaklarını açması. Yani dizlerine rükuda ve tuttuğunda böyle şu diz yap. Şöyle açık vaziyette şöyle tutması dizlerine. Şu şekilde böyle kavraması sünnettir. Daha ve tekbirul sucudi secde tekbiri.
ve tesbihuhu selaten ve üç kere secde tesbihi nedir? Bunların şeyini söyleyecek. Kefaretine girecek, ne diyecek? Sünnettir. Sünnettir. Onun için vakit kaybetmeyeyim diye hızlı geçiyorum. Ve vado yedeyhim iki elini koyması ve rukbeteyhi bize göre tabii bu. Ve rukbeteyhi sonra iki dizini koyması. Hani secdeye giderken önce dizlerini sonra ellerini. Bazıları önce ellerini koyar sonra dizlerini koyar. Efendim daha firaşı ricdihi ve şeyini ayağını yatırması. Öyle ayak ki el yusra sol ayağını yatırması. Dava nasbul yumna sağ ayağına dikmesi. Yani sol ayağımızı yatırıyoruz, üzerine oturuyoruz, sağ ayağımızı dikiyoruz. O malum oturmuş. Daha vel kılmetü ve tekrar kalkmak. Kalmedi mi sizde? Evet. Daha vel celsetü celse iki şey arasında, secde arasında celse. Bunlar da sünnettir. Daha ve salatu alennebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dua etmek. Yani Allah'ın Vesselam'a ve barik duaları. Bunlar da teferruata gelecek. Birinci tahiyyat mı? Hı? Bu birinci tahiyyat. Son. Bu birinci tahiyyat mı? Son. Yok, yani şimdi bir... teferruatını söylüyor. Yani teferruatına girecek. Teferruatına girecek. Genel anlamda. Ve duau ve dua etmek. Dua etmek. Bunlar dua, hangi duaları yapar yapmaz mı? Bunlar da teferruatına girecek. Tamam. Bu da tamam. Adab-ı ha. Hızlı hızlı burayı da geçelim. O zaman faslunda yeni bir fasıl olsun. Tamam. Evet. Adabuha, bu namazın edepleri. Nedir? Nazarhu, kişinin bakmasıdır. İlâ mevdu'i, sucudihi, secde edeceği yere. Dâve kâzmu femihi, ağzını imsak etmesi, yummasıdır. İnde tesâubi, esneme anında. Ağzını yumması. Öyle mi? Aynen böyle, mümkün de bir şey yapmasın. Öyle. Ve ihracu keffeyhi, min kümmeyhi, şu ellerini küllerinden şuralardan yakasından çıkarması. Kolun da ne zaman olacak ki? İnde tekbir tekbir anda. Tekbir alırken yani böyle elleri açık olacak, kapalı olmayacak. Daha ve def'u si'ali öksürüğü def etmesi. Mestata'a gücünü yettiği kadar öksürüğü de def etmesi sünnettir. Ve kıyamı kalkması. İnde hayyâle fel, hayyâle sala. Hayyâle sala'nın zamanı kalkması. Pardon ya, küm gömleği, gömlek kolu demek mi, yakası mı demek? Gömlek kolu. Kolu değil mi? Tabii. Gömlek kolu. Sual. Si'ali. Def'u si'ali. Üksürüğü de. Türkçe yerleşmiş bizde ama. Sual. Evet. Si'al hocam. Si'al diyor. Sem oluyor. Vel kıyamu inda hayya ala salah. Kıyam anında hayya ala salah demesi. Ve kıyla dendi ki inda hayya ala felah. Hayya ala felah anında kalkması sünnettir dendi. Daha ve şuru'u ve namaza başlaması, Allah-u Ekber diyerek namaza başlaması da sünnettir. İnde kad gâbeti salatü, kad gâbeti salah dendiği zamanda da namaza başlaması sünnettir. Bu tamam. Şimdi bura yeni bir mevzu oluyor hocam. Ha. Yeni mevzu derken yine namazdan isterseniz devam edebiliriz buradan. Yok, bir, onu da bir farklı bir şey.